Canlarım benim selamlar. 70 günde TYT Matematik kampımızda geldik. 28. günün ikinci dersine bir konuyu daha hallediyoruz. Bir konuyu daha gönderiyoruz. Bir konuyu daha pışpışlıyoruz. Çarpanlara ayırmaya veda ediyoruz. Aynı zamanda bu video sadece bu ders sadece çarpanlara ayırmaya veda etme değil. Aynı zamanda kampımızın tam 4 haftasını geride bırakıyoruz. Aynı zamanda bu ders sadece kampımızın 4 haftasını geride bırakmamızı söylemiyor bize. Aynı zamanda da problem öncesi kısmı yani TYT matematiğin part 1 dediğimiz kısmını halletmiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi size önemli bir şey söyleyeceğim. Bu 70 günde TYT matematik kampı e, video ders kitabınızın şu başındaki kare kod var ya bu karekodu okuttuğunuz zaman bu kitabın yani bu konu anlatımının tek oynatma listesine ulaşıyorsunuz. Bu oynatma listesi Mert Hoca YouTube kanalının oynatma listesi sekmesinde de zaten var. Orada bu çarpan arayma videosundan sonra oran orantıya geçiyoruz ya oran orantıya geçmeden önce bir değerlendirme noktası göreceksin. Birinci değerlendirme noktası biz kampa başlamadan ne demiştik? Her hafta kampımız 10 haftadan oluşuyor 10 tane kontrol noktası koyacağız. Ee, problem öncesi, problem sonrası ve kamp sonunda da 3 tane değerlendirme noktası koyacağız. Kontrol noktasını arkadaşlar İbrahim Hoca ile beraber denemelerini hazırlamıştık. Hangi kaynakta? Kaynak koçu İbrahim Hoca'nın YouTube kanalında bu değer, e, kontrol noktasında neler yapmanız gerekiyor, nasıl tekrarlar yapmanız gerekiyor ve kontrol noktasındaki denemelerinizin çözümlerini de orada görmüştünüz beraber o soruları size. Sadece o kontrol noktasını kapsayan konulardan konularla alakalı denemeleri oluşturmuştuk. O kanalda çözümlerini bulabiliyordunuz. Şimdi ne yapacağız? Şimdi de daha genel. İlk 4 haftayı kapsayan çarpanlara ayırmada dahil çarpanlara ayırmaya kadar olan bütün konuları kapsayan 30 soruluk bir değerlendirme denemesi olacak. Bu deneme ile ilgili dediğim gibi bilgilendirme videosunu bu videonun yorum kısmına da sabitlerim. 70 günde TYT Matematik Oynatma Listesi'ne girdiğiniz zaman bu videodan sonraki videoda da bunu görmüş olursunuz. Ücretsiz PDF şeklinde çıktınız çıktısını almanızı isteyeceğim. O videoyu izlerseniz size o denemeyi nasıl çözmeniz gerekiyor? Sürelimi çözeceksiniz, soruları nasıl, nasıl değerlendirme yapacaksınız, çözümlerini ben yapacağım, canlı yayında yapacağım, ama ne zaman yapacağım, nasıl yapacağım, bunların hepsinin ayrıntılarını o videoda bulabilirsiniz. Mutlaka kontrol noktalarını ve değerlendirme noktalarını atlamadan izleyin çünkü onlar sizin kamptan ne kadar verim aldığınızı ya da bundan sonra tekrarlar noktasında neler yapmanız gerektiği noktasında size yol gösterici nitelikte ışık olacak, nitelikte olacaktır. Şimdi 70 günde TYT Matematik video ders kitabımızdan benimle beraber kamp programını açtınız. 28. gün 2. ders çarpan arayma F testi sayfa 132-133. Karşılığında da 70 günde TYT Matematik soru bankamızdan çarpan arayma F testi 1-2. 2 i̇ki test ödeviniz varmış arkadaşlar. O da hangi sayfaları kapsıyor hemen bakıyorum. Sayfa 154, 155, 156 ve 157'de ödeviniz. iki ödevinizde yaptığınız takdirde çarpanlara ayırmaya Finito diyoruz noktayı koymuş oluyoruz isterseniz hemen Soru çözümümüze başlayalım Hadi bakalım Birinci soru güzel bir soru bakın bir sınav adayı bir soru olduğunu düşünüyorum. Aşağıda gösterilen kenar uzunlukları a ve b santim olan dikdörtgen biçimindeki kağıt, önce kısa kenarlarının tam ortasından, sonra oluşan kağıt uzun kenarlarının tam ortasından katlanmıştır. Son oluşan kağıdın çevresi 8 santim ve alanı 3 santimetre kare olduğuna göre a kare artı b kare toplamı kaçtır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar, buradaki b'yi 2'ye bölersem burası b bölü 2 olur. Burası hala a olmaya devam ediyor. Burası A'yı 2'ye bölersem burası B bölü 2 olmaya devam ediyor. Burası da A bölü 2 haline geldi. Şimdi o zaman şu küçük kağıdın çevresi 8 ise A bölü 2 artı B bölü 2 kenarların toplamının 2 katı bize çevreyi veriyor değil mi? Bu kaça eşitmiş? Bu 8'e eşitmiş. Güzel. Bu 8 ile bu 2'yi sadeleştirelim. 4 yapar. Burası A artı B yapar. A artı B bölü 2 yapar. A artı B bölü 2 kaça eşitmiş? 4'e. İçler dışlar çarpımı yaparsak A artı B 8. Cepte dursun. Şimdi bir de diyor ki bu küçük ka kağıt var ya katlanan son kağıt. Bunun alanı da 3 santimetre kareymiş. Bu alan nasıl bulunur? Kısa kenarıyla uzun kenarını yani A bölü 2 ile kısa kenarıyla daha doğrusu uzun kenarıyla B bölü 2 kısa kenarını çarparız. Bunun cevabı da 3'müş. Burası 4. 4 kere 3'ten A çarpı B'de kaça eşitmiş? 12'ye. Bize şimdi ne soruyor? A kare artı B kare toplamı kaçtır? Hocam toplamları 8 edip çarpımları 12 eden 2 tane sayı mı bulmam lazım? Hayır böyle bir şey yapmana gerek yok. Aslında 6'ya 2 olduğu gözüküyor. 6 2 toplamı 8. 6 ile 2'nin çarpımı 12. O zaman 6'nın karesi 36. 2'nin karesi 4. 36 artı 4'ten cevap 40. Ama ya tutmasaydı o zaman şöyle yapacaktık. A bak bu en garanti yöntem. A artı B 8 ya. Her iki tarafın karesini alıyorsun. Birincinin karesi çarpımlarının 2 iki katı. ikincinin karesi eşittir 64 zaten A artı B'yi verip A kare artı B kareyi sorduğu zaman bu bizim artık huyumuzdu değil mi? Derste bununla ilgili bir örnek yaptık. Peki A çarpı B 12 olduğuna göre şurası 24 müdür? Kat karşı tarafa A kare artı B kareyi bulmuş olursun. 64'ten 24 çıktığı zaman ufak bir kerat cetveli hesabıyla cevabın 40 olduğunu söyleyebiliriz. Tamam mı? Değer vererek dene sınav ve esnasında çıkarsa bir 3 adımlık işlemden kurtulmuş olursun. Güzel olur. Ama olmadı mı da bana gelip de hocam bu olmuyor ya falan demeyin. Peki devam ediyorum şimdi ikinci soruyla. Bir kenarı 8 santim olan bir olan şekil birdeki karton parçası simetri ekseni boyunca yani tam ortası boyunca demeye çalışıyor. Ok yönünde katlanarak şekil 2'deki dikdörtgen şekil 2'deki <laughs> şekil 2'deki dikdörtgenle ...simetri ekseni boyunca ok yönünde katlanarak... ...şekil 3'teki dikdörtgen oluşturuluyor. Şekil 3'teki dikdörtgenin... ...karşılıklı iki köşesinden... ...dik kenar uzunlukları 2 santim olan... ...iki dik üçgen kesilip atılıyor. Ha, buna göre... ...kalan parçanın tekrar açıldığında... ...bu parçanın alanı kaç santimetre kare olur diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu başlangıçtaki şekil bir kare değil mi? Dolayısıyla burası 8 olduğuna göre... ...buranın da 8 olması lazım. İki parçaya böldüğüne göre 8'i 4'e 4 böldü. Burada fikir miyiz? Şimdi... Buranın da 8 olduğunu biliyorum. Bak burada 4 artık. Burası da 4. E ben şu uzunluğun da 8 olduğunu biliyorum. Buraya da 4'e 4 diye böldü. E sonra ne yapmış arkadaşlar? Sonra 2 buradan almış. E bunun 4 olduğunu biliyorum. O zaman burada 2 olmalı. Burada 2 olmalı. Burada 2 olmalı. Burada 2 olmalı. Tamam mı? Şimdi kalan parça tekrar açıldığında bu parçanın alanı kaç santimetre kare olur? Şimdi kalan parça tekrar açıldığı zaman arkadaşlar bunlar kesilip atılıyor ya. Şöyle düşünün. Bunu tekrar bu tarafa doğru açtınız. Şöyle yapalım. Ee, şöyle yapalım. şöyle Şuradan tutalım. Şimdi şunu tekrar şöyle açtınız. Bunu tekrar böyle açtığınız zaman, bunu bu tarafa doğru katlamıştınız ya, böyle açtığınız zaman arkadaşlar, şurada da şöyle aynı bunun gibi bir boşluk elde edersiniz. Şöyle. Burada da aynı şekilde bunun gibi bir boşluk elde edersiniz. Tamam mı? Sonra bunu tekrar bu tarafa doğru açtığınızda, o zaman şöyle olur. Hemen gösteriyorum size. O zaman şöyle olur, şöyle, şöyle ortadan bir tane çekelim, şöyle bir tane çekelim. Normalde şöyleydi, değil mi? Sağ taraftaki parça şöyleydi. Burada bir tane üçgen, burası boşluk, burada boşluk arkadaşlar. Aynı boşluk burada da var, burada da bir tane boşluk var, burada da bir tane boşluk var. Şimdi biz bunu sola doğru açtığımız zaman, e, buradaki boşluk, şurada da oluşacak. Aynı şekilde burada da oluşacak. Aynı şekilde burada da oluşacak. Aynı şekilde burada da oluşacak. Şunlar boşluk. Boşlukları şöyle göstereyim. Bak boşluk, boşluk. Burada bir boşluk var. Bir boşluk burada var. Bir boşluk da burada var. Kalan kısmın alanını soruyor. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Toplam alan yani en baştaki alan kaçtı arkadaşlar? 8, 8 bir kenar olduğu için 8'in karesinden 64'tü. 64'ten buradaki boşlukları çıkartalım. Şimdi burası 2 birimdi, 2 birimdi. Bu üçgenin alanı nasıl bulunur? 2 çarpı 2 bölü 2. Yani 2. Bak bunun bir tanesi 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16'lık boşluğu toplam alandan çıkarttığımız zaman cevabımız 48 olarak bulunur. Yani değişik. Tamam mı? Bu soru birinci sorunun bir tık daha modifiye edilmiş versiyonu. Karşımıza çıkabilir çarpanlar ayırmayla alakalı. Bak şimdi bir soru daha. Ne diyor beraber böyle sakin kafayla okuyalım. Diyor ki aşağıda iki adet para kutusu ve kutunun içindeki para miktarları verilmiştir. X pozitif tam sayı olduğuna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Birinci kutudaki para X artı kişiye eşit olarak hiç artmayacak şekilde dağıtılabilir. Yani diyor ki birinci kutudaki para X artı 2'ye tam bölünür diyor. Yani X artı 2 bunun bir çarpanıdır diyor. Bunun anlamanın ne yolu ne? Ne? Ne yapacağız? E bunu çarpanlarına ayıracağız değil mi arkadaşlar? Yani 2x kare artı 3x eksi 2'yi çarpanlarına ayıracağız. Ayıralım. 2x'e x diye ayırdım burayı. Burayı da 2'ye e, e, 1 diye ayırayım. Buraya artı diyeyim, buraya eksi diyeyim. 4x, 3x yapıyor. Çarpanları da eksi 2 yapıyor. Yani burası çarpanlarına 2x eksi 1 çarpı düz yazıyoruz ya şöyle x artı 2 diye çarpanlarına ayrılabiliyor. E, o zaman x artı 2 bunun bir çarpanı olduğuna göre gerçekten birinci kutudaki para x artı 2 kişiye eşit olarak paylaştırılabilir. İkinci öncüle geldim. İkinci kutudaki para da x artı 3 kişiye paylaştırılır diyor. İkinci kutudaki parayı yazalım. x kare artı 5 x artı 6 çarpanlarına ayıralım. x'e x diye ayırdım. Artı 3'e artı 2 diye ayırdım. Ne yaptı burası Arkadaşlar x artı 3 çarpı x artı 2 gerçekten içerisinde x artı 3 çarpanı olduğu için x artı 3 kişiye eşit olarak paylaştırılabilir. İkinci öncül de doğru. Birinci kutudaki ve ikinci kutudaki paralar üçüncü bir kutuya konulduğunda ha, yani bakın bunları toplamayın artık çarpanlara ayırmışsınız bunları toplayın abi bak bununla bu bununla bu zaten bunları topladığınız zaman X artı 2, X artı 2 ortak. Yani X artı 2 parantezini alırsınız toplarken. X artı 2 gitti. 2X eksi 1 kaldı. 2X eksi 1. X artı 2 gitti. Artı X artı 3 kaldı. Ne oldu o zaman? X artı 2 çarpı. Burası 3X yaptı. 3X artı 2 oldu. Yani paraların toplamı buymuş. E, birinci bir... E, tamam. Toplam para 3X artı 1 kişiye eşit olarak... ...işartmayacak şekilde dağıtılabilir, dağıtılamaz dağıtılabilseydi 3x artı 1 burada çarpan olarak gözükürdü. 3x artı 2 çarpan olarak var. Üçüncü öncül yanlış. Doğru cevabımız 1, 2 yani D şıkkı olarak bulunmuş olacak. Evet bence başarılı bir sorudan daha alnımızın akıyla çıktık diye düşünüyorum ve geliyorum dördüncü soruya. Diyor ki ne okuyalım güzel böyle sakin sakin okuyalım. 2x artı 1 kişiden oluşan bir arkadaş grubu tamam önce yemeğe sonra da sinemaya gitmiştir. Yemek hesabı x küp TL sinema biletleri de x küp artı 1 TL tutmuştur. Yemek hesabını x kişi ödemiş, sinema biletlerini de geriye kalanlar eşit olarak aralarında paylaşarak ödemiştir. Buna göre yemek hesabını ödeyenlerin sinema biletini ödeyenlerden kaç TL fazla ödediğini gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar yemek hesabı ne kadar tutmuş? x küp. Bunu kaç kişi ödemiş? x kişi ödemiş. Peki. O zaman bir yemek hesabını ödeyen kişi x kare ödemiş. Peki e, sinema ne kadar tutmuş? x küp artı bir tutmuş. Peki sinemayı kaç kişi ödemiş? Geriye kalanlar. E, 2x artı bir kişi vardı. 2x artı bir kişiden x kişisi e, yemeği ödediyse geriye kalan kaç olur? x artı bir. x artı bir kişiyle sinemayı öder. Bunu da x artı e bölüyorum. E burası zaten x kare şey x, x küp artı 1 x artı 1 çarpı x kare eksi x artı 1 diye çarpanlarına ayrılabilir. Paydasında da x artı 1'imiz var. x artı 1'ler birbirini götürür. Ne kalır? x kare eksi x artı 1. E, diyor ki yemek hesabını ödeyenlerin bak bu yemek bu sinema bunun bundan ne kadar fazla ödediğini gösteren diyor. Bunları çıkartacağız şöyle farklarını alacağız. Bunlar gidiyor zaten. Eksi içeri dağıtırsam artı x eksi 1 oluyor. x eksi 1 ile cevabımız aşk. Tamam. Cebirsel ifadeler. Cebirsel ifade olarak geçiyordu zaten şeyde. Ee, Ls ne ya? Ls beni şey yaptı. Lgs. Sınavın adını hatırlayamadım. Bana diyorlar ki hocam lgs kampı yapın. Oğlum sınavın adını hatırlayamıyorum ben lgs. Lgs kampı yapamam ben. Yani büyük konuşmayayım ama şu an LGS kampı yapacak durumda değilim. Belki bir ileride bir projemiz var. Bu kanalda değil ama başka bir e, ortak bir kanalda yine sevdiğiniz öğretmenlerle bir KPSS çalışması belki bir düşündük ama e, yani LGS bilmiyorum abi ya, bilmiyorum yani LGS sıkıntı olabilir. Evet, hadi bakalım devam edelim. Klaket. Lan bu soruyu yazarken klaket mi, kraket mi? Hepsi var yani. Klaket yazınca da Google'a bu çıkıyor. Kraket yazınca da bu çıkıyor. Kraker yazınca bile bu çıkıyor. Ben anlamadım yani. Şimdi. Diyor ki kapalı durumdayken şekil 1'deki gibi kare biçimde olan bir klaket. Şekil 2'deki gibi açılarak sabitlenmiştir. Buna göre klaketin açılan parçasının bir yüzünün santimetre kare cinsinden alanını gösteren ifadenin çarpanlarından biri aşağıdakilerden. Hangisidir diyor. Şimdi canlarım şurası x uzunluğundaymış değil mi? O zaman bak burası x uzunluğunda. Şimdi bu açılan parça şurası da x uzunluğunda. O zaman şurası y eksi x uzunluğunda. Tamamı y olduğuna da göre. Şimdi o zaman şuradaki bölgenin alanı ne yapar? E, x çarpı y eksi x yapar. Yani x y eksi x kare yapar. E, başlangıçtaki alanımız da x kareydi. Biz başlangıçtaki alandan x kareden sonuçtaki alanı xy eksi x kareyi çıkartırsak arkadaşlar yani başlangıçtan şuranın alanını çıkartırsak açılan parça olan şunun alanını hesaplamış oluruz. Zaten bize de bunu soruyor. Peki eksi içeri dağıtırsam ne olur? Eksi eksi artı yapar 2 x kare, kare eksi eksi artı eksi olur eksi x olur. 2 x kare eksi x y. Bunu da x parantezinde x parantezini alırsam 2 x eksi y diye yazabilirim. Şimdi ee, bizim alanımız bu. Bu açık klake, klaketin açılan bu parçasının bir yüzünün alanı bu. X çarpı 2x eksi y. Çarpanlarından birini soruyor. X olur. Var bak çarpan olarak. X eksi y olmaz. 2x eksi y olur. Doğru cevabımız 1, 3. Yani E şıkkını işaretledik. 5. sorumuzda. Tamam canlarım? 6 ile devam ediyorum. AB iki basamaklı bir doğal sayı olmak üzere işlemi tanımlanmıştır. M2 ve N6 iki basamaklı sayı olduğuna göre bu koşulu sağlayan M artı N toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar koşulu uygulayalım. Uygulatalım daha doğrusu. M2 ne demek? Ee, onlar basamağının karesini alıyor. M kare eksi çarpıyor. M kare eksi 2M artı. Onlar basamağının karesini alıyor. N kare eksi 6N bu eşitmiş 10'a. M artı N toplamı hangisi olabilir diyor. Bak tam kareye tamamlama hissetmedin mi ya? Kurban olayım bana bir söyle hissetmedin mi? M kare eksi 2 M yanına bir şey koyacağız. Bu belli bir şey yani. Peki bana söyle bakalım. M kare eksi 2 M'nin yanına ne gelirse tam kare olur. N kare eksi 6 N'nin yanına ne gelirse tam kare olur. Hocam bu çarpımların iki katında eksi 2 çarpı M çarpı 1 var. Ha, ikinci 1 olmalıymış. Buraya artı 1 gelmeli hocam. Burada da 2 çarpı n çarpı 3 var çarpımların 2 iki katı. İkinci terim 3. Buraya da 3'ün karesinden 9 gelmeli hocam. Çok güzel aferin sana. Bunlar geldi. Peki ne oldu sol tarafa ne eklemiş oldum? 10. E, o zaman şöyle yapacağım. Bak bu 10 burada. Bak dikkat et bu 10 burada. Buraya bir tane 10 eklediğim zaman buraya da bir tane 10 eklerim. E, bu 10'u 1 ile 9 diye dağıtırım. Sağ tarafta 20 olur. Yani aslında sol tarafa 10 ekledim. M kare 2M artı N kare 6N var ya. Buraya e, m kare eksi 2 m'nin yanına bir 1 ekledim. n kare eksi 6 n'nin yanına da bir tane 9 ekledim. Yani sol tarafa 10 eklemiş oldum. E sağ tarafa da 10 ekleyeyim ki eşitlik bozulmasın dedim. Oraya da 10 ekledim. Şimdi m kare eksi 2 m artı 1 m eksi 1'in karesi artı n kare eksi 6 n artı 9 n eksi 3'ün karesi eşittir 20'ye. E, ne diyor? m 2 ve n 6 iki basamaklı sayılar. Dolayısıyla m ve n birer rakam arkadaşlar. Bakın doğal sayı bile demiyorum. Rakam. Yani sıfır, hatta sıfır da olamıyorlar. 1'den 9'a kadar birer rakamlar. Şimdi biz ne yapalım? Kareleri toplamı sonuçta m-1 ve n-3 birer tam sayı. E, kareleri de bir tam sayı. E, bir tam sayının karesi nasıl 20'ye eşit olabilir? Buna bakalım. Bakın bura 2, bura 4 olabilir. 4 artı 16, 20. Bura 4, bura 2 olabilir. E, bura eksi 4, bura eksi 2 olabilir. 16 artı 4 yine 20. Bura eksi 2, Bura eksi 4 olabilir. Sonra şöyle yapalım, şunu şöyle yukarı alalım. Sonra canlarım, e, burası 2, burası eksi 4 olabilir. Sonra burası eksi 2, burası 4 olabilir. Yani artıları eksileri hep değerlendirmemiz lazım. Hangisi olabilir dediğine göre. Hepsini yazmaya gerek yok. Olamaz dese yazardık. Yani ben önce mesela şurada 4 tanesini bir yazayım. 4 tanesinden bir şey çıkmazsa devam ederim. Şimdi m-1-4 ise m-3 olur. m-3 olamaz. Bu direkt gitti zaten. E n-3-4 ise n-1 olur. Bu da gitti. Bak buradan hiçbir şey gelmedi. Gelmedi yani. Yapacak bir şey yok. Mesela 4'e eksi 2'yi deneyelim. m-1-4 ise m-5 olur. Tamam. n-3-2 ise n-1 olur. Toplamları 6. Var mı şıklarda var. O zaman bulduk. Beşinci de denedik. Oldu. Dediğim gibi hepsini yazmaya gerek yok. Bütün kombinasyonları yazmaya gerek yok. Ee, bir tanesini de tutturunca zaten gerisi gelecek. Bu niye yakınlaştı lan? Heh. Tamam canlarım. 6'yı da böylece halletmiş olduk. Şimdi iki sorumuz kaldı. Bu belki de çarpanan ayırmada çözeceğimiz en iyi sorulardan, en sağlam sorularından bir tanesi. Çok zor bir soru diye demiyorum ama e, biraz daha işlemi diğerlerine göre daha farklı. Burada da zaten e, TYT'de sorulmuş ikinci çarpanlara ayırma sorusu. Bunu da çözdükten sonra çarpanları ayırmaya noktayı koymuş olacağız. Bu da bayağı uzun bir soru ama çok basit yani uzun ama okuyunca göreceksiniz. Şimdi 7 ile devam ediyorum. Diyor ki aşağıda verilen soruyu güzel okuyalım. Bak soruyu güzel okumak önemli burada. Aşağıda verilen 2n artı 1 tane kutudan birincisine n tane. Birincisine n tane. Sonra her birine sırasıyla bir öncekinden n artı 1 tane fazla top atılıyor. Yani buna n artı n artı 1 tane. Burada n artı 2 tane n artı 1 tane. Buna n artı 3 tane n artı 1 tane. 3 n artı 1 değil. 3 tane n artı 1 tane. Sonuncusuna da arkadaşlar n artı kaç tane top vardı? İki, aşağıda verilen 2 n artı 1 tane kutu diyor. O zaman bu 2 n'inci. Yani buna 2 n tane e, n artı 1 kutu atılıyor. Şey atılıyor. Top atılıyor. Tamam mı? sonuncusuna 2n artı 1 çarpı n artı 1 demedim. Çünkü bu birinci kutu zaten. Toplamda 2n artı 1 kutu varsa. Bak zaten şuna dikkat et bak. ikinci kutuya bir tane n artı 1. Üçüncü kutuya iki tane n artı 1. Dördüncü kutuya üç tane n artı 1. 2n artı birinci kutuya çünkü 2n artı 1 kutu var. Bunun bir eksiği olan 2n tane n artı 1 atılıyor. Tamam mı? Şimdi o zaman birinci kutudaki toplam top sayısı n. İkinci kutudaki n artı n artı 1 artı 3. kutudaki n artı 2 tane n artı 1 artı 4. E, kutudaki n artı 3 tane n artı 1 artı nokta 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 sonuncu kutuda da n artı 2n çarpı n artı 1 tamam mı? Şimdi bir kere burada kaç tane n var bak 1, 2, 3 nokta 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 kaç tane var? Burada kaç tane kutu varsa o kadar n var. Kaç tane kutu var? 2n artı 1 tane kutu var. O zaman n çarpı 2n artı 1. Şu anda n'leri hallettik. Bak hallettik, hallettik, hallettik. Bak bu da var. Hallettik, hallettik. Bunları hallettik. Geriye ne kaldı? n artı 1, 2n artı 1, 3n artı 1. Bunu da arkadaşlar n artı 1 parantezine alalım. Artı n artı 1 parantezinde. Evet. Burada 1 kaldı. 1 artı. Burada 2 var. 2 artı. Burada 3 var. 3 artı nokta nokta nokta. Burada da n artı 1 parantezini alınca 2n var. Çok güzel. Burada da 2n var. O zaman bir daha yazıyorum. n çarpı 2n artı 1 artı n artı 1 bir çarpı 1'den 2n'e kadar olan toplam nedir? 2n çarpı şuraya yazalım şöyle. 2n çarpı 1 fazlası yani 2n artı 1 bölü 2. Bu bölü 2 ile şu 2'yi de sadeleştirirsem a bunu sildiğim zaman bölü 2'yi de yazmış oluyorum. İşte bu. Şimdi 2n artı 1'ler ortak görüyor musunuz? 2n artı 1 parantezini alacağım. 2n artı 1 parantezinde 2n artı 1 gitti. Burada bir tane n kaldı. n. Evet. 2n artı 1 gitti. Burada da ne kaldı? Hatta n de ortakmış. Aa çok güzel. O zaman şöyle yapalım bak. Hem n ortak hem 2n artı 1 ortak. O zaman 2n artı 1 çarpı n parantezine alalım. Hem bu gitsin hem bu gitsin. Burada 1 kaldı. Hem bu gitsin hem bu gitsin. Burada da n artı 1 kaldı. O zaman son olarak düzenlersek 2n artı 1 çarpı n çarpı n artı 1. 3 çarpanla bir ifade geliyor. n artı 2 özür dilerim. n artı 1 bir artı 1'den n artı 2. 3 çarpanla bir ifade geliyor. Soru diyor ki şıklardan hangisi bunun bir çarpanıdır diyor. Bakalım. Ee, n artı 2 değil mi? Bak n artı 2'den başka 3 tane çarpan var zaten. n artı 2'den başka yok. Aynı olan cevap değişik. Yani hani terim sayısı falan da kullanılıyor. Güzel bir soru. Ee, çıkarsa iyi bir çarpanlar ayırma sorusu sormuş diyebiliriz. ÖSYM amıca. Şimdi devam ediyoruz. 21, 2021 TET. Of çingen pilici gibi soru. A, B, C reel sayı ve A sıfırdan farklı olmak üzere x kare, A, kare artı B, x artı C polinomunun çarpanları ayırmak için bu soruda da polinom geçiyor diye. Hocam polinom sormuşlar falan yok arkadaşlar polinom sorusu değil bu. Yani polinom deniyor buna da polinom sorusu değil bu. Alakası yok yani. Burada arkadaşlar çarpanlara nasıl ayrıldığını anlatıyor. Yani bura mx'e rx diye burada n'ye s diye ayrılıyorsa ben bunu mx artı n çarpı rx artı s diye ayrı. Ben benim size 3 terimlerde anlattığım şey bu. Yani bir değişik bir şey yok. Soru şurada başlıyor. Burası tarif. Yani şurası, şuraya kadar olan kısım, şu kısım bize e, çar, üç terimlerin çarpanlara ayırmasının nasıl olduğunu anlatıyor. Şimdi aşağı inelim. Yukarıda anlatılan metodu kullanarak 2x kare artı bx eksi 21. O artı bx eksi 21. Evet. Bu polinomu çarpanlara ayırmak isteyen Sude, verilen şartları sağlayan m, n, R, s gerçek sayılarını bulduktan sonra bu sayıları birer tam sayı olduğunu fark etmiştir. Çok güzel bunlar tam sayıymış harika. Sonra e, n ve s sayılarını yazacağı yerleri karıştırmış ve mx artı n çarpı rx artı s yerine yani düz yazınca böyle yerine mx artı s çarpı rx artı n şeklinde çarpanlarını ayırmış. Ve 2x kare artı x eksi 21 polinomunun çarpanlarını bulmuştur. Buna göre b kaçtır? Ya yani şimdi biz bulduğunu da bir yazalım. 2x kare artı x eksi 21. Bak şimdi bunu bir çarpanlarına ayıralım. 2x eksi diye ayrılıyor. Burası da artı 7'ye eksi 3 değil mi? Çarp 7x eksi 6x x. Şimdi normalde bunu nasıl çarpanlarına ayırması lazım? Sude'nin. Böyle ayırması lazım. Ama Sude yerlerini karıştırarak şöyle ayırmış çarpanlarına. Yani 2x eksi 3 çarpı x artı 7 diye ayırmış. Yani artık olması gereken bu arkadaşlar. Tamam mı? Çünkü düz bir şekilde, ters şekilde yazarak buraya ulaştığına göre, ters yazarak buraya ulaştığına göre, demek ki ters yazdığı hali bu. Yani yukarıdaki ifadenin çarpanları bunlar olacak. 2x eksi 3'e x artı 7. O zaman dağıtalım içeri bak. Çarpıyorum 2x kare artı 7 kere 2'den 14x eksi 3x eksi 21 düzenlersem 2x kare artı 11x eksi 21. Demek ki bak b kaçmış b eşittir 11'miş. Bu soruda arkadaşlar yine hatalar üzerinden giden bir soru. ÖSYM buna bayılıyor İşte bu hata yapmış çarpmak yerine bölmüş, yerini karıştırmış falan diye. ÖSYM'nin sevdiği soru tarzlarından bir tanesi karşımıza çıkabilir. Bir daha sorabilirler bu tarz bir soru. 2021 TYT sorusu da aklımızın bir köşesinde bulunsun. Bu soruyla beraber çarpanlar ayırmaya noktayı koyuyoruz. Arkadaşlar 7. soru bence güzel bir soruydu. 6. soru yine yeni neslin dibi yani. Yeni nesil sorarsa nasıl sorarlar hocam? Aa öyle sorarlar. Bu soru da aynı şekilde. Birinci soruyu yıldızlamayacağım. Bunu yıldızlayacağım. Bu bir tık daha Şuna göre. Aslında bunu da yıldızlayacağım. Burada da A artı B'nin karesinden A artı B kareye ulaşma falan var. Bu soruyu da yıldızlamak şu anda. Şu anda karar değiştirdim ve yıldızladım. Canlarım çarpanlara ayırma. 28. gün dersimiz noktalanmış oluyor. Gelin tiklerimizi atalım beraber. 28, 4 haftayı geride bırakmışız ya. Vallahi boru mu ya? 4 hafta. Bugün başladık yarın başlayacağız. Hocam temel kavramlardayız. Tek çift sayılardayız. An sana 28. günün ikinci dersine de tikimi attım. Şimdi üzerine düşen ne? Değerlendirme denemesi videosunu izleyeceksin. Orada söylediğim şeyleri harfiyen yerine getireceksin. Problemlere geçmek için hemen acele etme. Evet problemler önemli. Çok önemli. Çok güzel de işleyeceğim sana. Problemlerde var ya yani deli gibi problem çözüyor olacaksın. Harika bir noktaya getireceğim seni. Ama bunun için öncelikle problem öncesi konuların çok iyi olması lazım. Burada bir eksiklik kalmaması lazım. Kafamızın da burada kalmaması lazım. Yani kafam yani önümüze bakabiliyor olmamız lazım. Ama bizim denklemlerde, üst sayılarda, bölme bölünebilmede, Ebo Pekok'ta, çarpanlar ayırmada eksiklerimiz olursa, kafa orada kalırsa probleme de yeteri kadar odaklanamayız. Geçmişi güzel temizleyeceğiz, sünger çekeceğiz ki önümüze rahat bir şekilde bakabilelim. Yoksa problemlerde hiç şüpheniz olmasın. Bir problem fasikülünden daha fazla problem sorusuyla sizlere problemi çözeceğim canlarım. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Değerlendirme denemesi videosunu lütfen bir de lütfen izleyin mutlaka izleyin onu. Bu videonun e, yorum kısmına da sabitleyeceğim. E, aynı şekilde arkadaşlar e, oynatma listesinde de bulabileceksiniz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Ödevinizi de yapın. İki test ödeviniz var. Unuttur, unutmayın bak. Hoşçakalın. Görüşürüz.